biraz bahsettim önce, dün akşam. Girmek istemiyorum o konuya ama yani ister ister karşınıza çıkıyor işte böyle. İnsan kendisini farklı bir cins niye hisseder? İnşallah orada sorunun cevabı da orada da var zaten. O dimağda bir hennas var diyor, karıştırıyor diyor ustad. Hennas var diyor, karıştırıyor. Oraya serbest bölgeye şeytan müdahale ettiği zaman biliyorsunuz şeytanın cinsiyeti yoktur. Tekti ama çoğaldı. 70 bin avanesi var. Allah Resulü'nün var ya kapısına çaldı da böyle kimdir diyor. İşte Allah Resulü işte bırakın girsin diyor. İblistir diyor. Biliyorsunuz o menkıbe hadiseyi. Orada söylüyor. Oysa şeytan tekti Adem Aleyhisselam zamanında. Sonra 70 bin de işte şuradan 70 bin de çoğalmış. Şeytanın çift cinsiyeti var. Kendisi kendisinden döller. Yani kendi aynı hem erkeklik şeyi var hem de dişilik organı var. İşte bu nasıl oluyor diye çok soruyorlar da insan nasıl olur? İnsanın o dimağında bir serbest bölge var. Serbest bölgeye müdahale ediliyorsa mesela diyelim ki ben erkeğim. Cinle hemen kısaca onu cevap vereyim de çok soruluyor. Cinlerin kadınlarına peri deniliyor. Çok güzel oluyorlar. Erkekleri Müslüman ise beyaz olur yüzü, kafirleri sipsiyah olur. Erkeğe peri musallat olursa peri ne yapar? Yani kadın musallat olursa serbest bölgesine kadın orada erkeklik hormonlarını aktif etmeye çalışıyor. Bize yansırsa ne oluyor? Erkek erkeği ister. Bu perinin musallat olduğunu gösteriyor. Eğer kadına erkek musallat olursa tersini söyleyeyim. Bir insan nevine erkek cin musallat olursa erkek kadını isteyecektir. O hormonları aktif edecek. O zaman bu kadına ne yansıtacak? Kadın kadını isteyecektir. Böyle. Bu serbest bölge denilen bir şey için bunları anlattım. İş olsun diye değil. Bunlar serbest bölgenin işgal altında olduğunu, ustad da diyor ki karıştırırlar diyor orayı. Ruh da elektriğe benzer. Hem klimayı çalıştırır hem elektrik ocağını çalıştırıyor. Elektriğin bir cinsiyeti yoktur. Elektrik. Elektriğe benzer. Her cihazı çalıştırıyor. Ruh da bu bedene girdiği zaman hangi bedene girerse o tip hormonları çalıştırınca o tip insanlar ortaya çıkıyor vesaire. Bunun için anlatıyorum. Hem ne kadar kaçsam bile gündelik hayatta mutlaka dalgası gelecek. Bunun temelinde bunlar var. Bunların temelinde bunlar var. Bir de bu serbest bölgeyi tanıyamamaktan geliyor. Şimdi bir şeye hakim olmak istiyorsan o şeyi tanıman lazım. Aklı yönetmen, yönetmek için aklı tanıman lazım. Tanımadığın bir şeyi nasıl yöneteceksin? İsmail, diyeceksin ki derse niye böyle başladın? İster istemez toplumda yaşıyorsunuz. Bu dalgalar, bu sorular, bu mevzular size de duyarsınız. En azından sorarlar yani. Malzemesi budur. Liman serbest bölgesinde musallat oluyor. Ve musallat olan şeytan iblistir. İblisin de cinsiyeti çifttir. Çift oluyor. İnsanda hangisi musallat olmuşsa, mesela erkek kadın ister, kadın erkeği ister. Eğer bana kadın cin musallat olursa, kadın ne yapar? Erkek isteyecek benim dışımda. Bana yasması ne olur? Erkek erkeği isteyecek. Mesuliyet ne oluyor? Mesuliyet tabandan beri mesuldür. Kendisi musallat etmiş orayı. Nasıl Murat musallat olmuş? Bu hastalık değildir. Bu kültür, gelenek, örf, anneanne ve yaşadığı anne, baba, evde ve seyredilen filmler ve yapılan aşılar, yenilen gıdalar, giyilen elbiseler, fıtrata uygun olmayan işlerden kaynaklanıyor. Şeytanın cini musallat olması.
örf, anane, kültür, gelenekte hangi yerde yaşıyorsan. Ustad diyor ki dört şey insanın fıtratını, mizacını mutesir eder. Zaman, zemin, taam, libas, yediği, giydiği, yaşı ve yaşadığı toplum. İşte onları açtım şu anda. Kültür, gelenek, anane, örf, evde yaşanan bu tip şeyler yaşıyorsa anne baba, bu tür şeyler seyrediyor da çocuk da seyrediyorsa, 3,5 yaşına kadar çocuk, 3,5 yaşına kadar çocuk cinsiyetini bilmez. Eşyayı canlı bilir. Onun için çocuklar arabayı çağırır, gelmez araba, arabayı kırar. Niye çağırdım da gelmedin? Canlı bildiği için. Kız ise bebeğini kırar, çağırır, gelmiyor. Canlı ile cansızı bile ayırt edemez. Delilerde cinsiyet olmuyor. Çocuklarda da yok. Şeytanda çift cinsiyet var, meleklerde hiç yoktur. Kendisine kendisine türüyor. Serbest bölgeye bunların girmesine sebep, bu saymış olduğum sebeplerden kaynaklanıyor. Kişi sorumludur. Sorumlu olma ölçüsü İslam hukukunda şu dört tane şart lazım. İktidar, ihtiyar, salahiyet ve mesuliyet. Bu dört tane şart tahakkuk eder. Etmemesi mümkün değil. Çok iyi biliyor bunu. Şimdi akla yeniden Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ruh elektriğe benzer. Elektrik soğuk mudur, sıcak mıdır? Klimayı da çalıştırıyor. Elektrik ocağını da çalıştırıyor. Ruh ne dişidir ne erkektir. Hepsine camidir. Mesela hepsine cami. Mesela karanlık ne dişidir ne erkektir. Nur ne dişidir ne erkektir. Melekler gibi. Peki niye anlatıyorum bunu? Ruh hepsine cami olduğundan dolayı kişi kendisini erkek hisseder. Bazı kişi kendisini kadın hisseder. Bazısını çift hisseder. Niye hisseder? Ruh böyle bir cevher. Eğer insan kendi dimağına, kafasına, eğer cinler musallat olursa o kafasını karıştırır, hennas. Kafasını karıştırınca düşünceler oluşur. Düşünceler fikirleri oluşturur. Fikirler hisleri oluşturur otomatik olarak. Bak düşünce otomatik olarak fikri ortaya koyar. Fikir sahibi isen hisse dönüşür. Fikirler hisse dönüşür. Hisler duygulara dönüşür. Duygular hormonları aktif eder. Hangi cinstense o hormon öyle çalışıyor. Kısacası ruh ne kadındır ne erkektir. Ruh. Peki nedir o? Kafadaki mesela deli kendisini ne erkek hisseder ne kadın hisseder. Bilmez yani ne olduğunu. Mesela aklı kemal bulmayınca çocuk, kız çocuğu ve erkek çocuğunu 3,5 yaşına kadar dişi ve erkek olduğunu bilmez. 3,5 yaşına kadar çocuk kendi cinsiyetini bilmez. O hatta 3,5 yaşına kadar eşyanın canlı ve cansız olduğunu bilemez. Onun için bebeğini veya tabanca arabasını kırar çocuk. Niye? Niye işaret ettim, gel dedim de gelmiyorsun? Şöyle bir soru sorulsa, zaten bu soru bunu icap ediyor. Peki kadınlık, erkeklik nerede oluştu insanlar? Ha, şimdi 3,5 yaşına kadar dişi ve erkeklik şeyi dimağında buluğ oluyor. Yani orada dimağındaki deli ise mesela diyelim ki Down sendrom diyelim çocuk veya kafadan eksik. Çocuk ne kendisini kadın hisseder ne erkek hisseder. Yani ne zaman hisseder? Kafasındaki olgular, kafasındaki düşünceler, fikirler, malumatlar, bilgiler hangi cinsten olgunlaşıyorsa insan en sonunda ruhu
O cinsten aktif eder. Şöyle değil. El etik dişi ve erkek değil. Evet. El etik dişi ve erkek değil. Ruh da öyle. Şimdi el etik ocağını da çalıştırıyor mu? Çalıştırıyor. Klimayı da çalıştırıyor mu? Ama ikisi de zıt. Ruh peki el etik ocağı sıcak üretirken klima soğuk üretiyor. İki. Ama cihaz farklı ama oraya giren elektrik aynı. İşte ruhta dişilik de var, erkeklik var. Niçin öyle söylüyorum? Daha geniş düşünesin diye sana şöyle diyeyim. Ruh dişi ve erkek olmadığına şu. Kainatta ne var? Domuz, yılan, demir, dere, dağ, kadın, erkek, alim, cahil. Yani Allah'ın dışında ne hayal ediyorsun, ne var? hepsinin hakikatının toplamı, hulasası ruhtur. Mesela bir tencere getir. Bana arşı, kürsü, cennet, cehennem, mekay, Mikail, Cebrail, Azrail, kadın, erkek, şeytan, domuz, yılan, köpek, çakal, dere, taş, toprak. Ne varsa hepsini koy tencereye karıştır. Hepsinin hakikatına toplam yani hulasa olan bu hakikate ruhtur. Tamam mı? Ruh böyle bir ruh olduğundan dolayı ruhta kadınlık da var, erkeklik de var. Peki hangisi çalışacak? İşte onu diyorum. Bir insan düşünceleri, bilgileri, malumatları, örf ve ananesi, kültürü, yetiştiği aile, ana babasının muamelatı ve anne babasının yaşantısı çocuğun bilgilerini, malumatlarını, düşüncelerini oluşturur. Bunlar fikriyatını oluşturur, fikriyatlar hissiyatını oluşturur, hissiyatlar duygularını oluşturur, duygular hormonlar aktif eder, kadın hormonları aktifse erkekte kendisini kadın hisseder. Ben şunu soruyorum size. Evvel cihetiyle soruyorum abi. Evvel cihetiyle çocuk diyelim ki dünyaya geldi 1 yaşında veya işte 0 yaşında. Hiçbir şey hissetmez. Kadın erkek hissetmez. Tamam hissetmedi tamam. Gerçek. Fakat bunun bir cinselliği belli yani cinsiyeti belli. Organları belli. Burada da demek ki bir tercih bir şey var yani o zaman. Var tabii. Şimdi şu. Mesela diyelim ki organlar. Diyelim ki erkeklik organı ve kadınlık organı. Şimdi sen bu tür şeylere, olgulara, resimlere, konuşmalara, filmlere muhatap olursan sende düşünceler oluşuyor. O bilgiler, dedim ya his oluyor sırayla, bu sefer organını aktif ediyor. Mesela bu tür şeylere muhatap olanlar cinsellik arzusu çok olur. Değil mi? İnsanın iştahını artırıyor. Şimdi bir insan evde kadın erkek ayrımı yoksa, kadın ve erkek hukukları yoksa, kadınla erkek muamelesi ortadan kalkmışsa soruyorum sana. O çocuk kendisi neyle hissedecek? Daha 1 yaşında çocuk, 2 yaşında çocuk. Kadın erkek aynı. O zaman kadın erkeği ayrılması gerekiyor. Yani muamelatta, konuşmalarda, edepte, anne diyecek ki kızına, oğlum ayıptır, günahtır, yapma, ölüm. Ona buranı açma, şu el hayâ-u minel iman, hayâ imandandır. Ve utanmıyor, etektir diyor. O zaman kadınla erkeğin bedeni ne farkı var? Et bakıyor. O zaman ne oluyor? Annesine de, bacısına da, karısına da eşit bakıyor. Etektir diyor. Yani evvelinde bu çocukta eşcinsellik nasıl hisseder? Bir, kültürü, anneannesi, ailesi, yaşantı, o ailedeki yaşantılar, anne babasının yaşantıları, anne babasının verdiği eğitimler, toplumda muhatap olduğu YouTube bilgileri, YouTube videoları, bunları izleye insanda düşünceler, malumatlar, bilgiler oluşur. Bunlar fikirleri, olguları getiriyor. Fikirler hisleri oluşturuyor. Hisler de duyguları, duygular da otomatik olarak
o hormonlar aktif oluyor. Mesela YouTube'da açık saçık film seyrettin. Haya hissi olur mu sende? Haya gelişir mi? Yani çok haya duygusum gelişti. Niye? Kötü bir film seyrettim de haya duygum. Ne hissediyordun o zaman? O cinsten hormon gelişecek. Mesela şu anda desem limon. Ağzım sulandı. Ağzım sulandı değil mi? Limon daha sesi var. Hemen hayalinizde Ahmet limon şekillenmedi mi? Akşe, niçin ekşidi biliyor musunuz ağzınız? Çünkü beyin dedi ki limon geliyor. Bak limon dendi. Limon da ekşidir. Daha önce bilgim var diyor. Sarıdır. Ha, limon sarıdır. Limon ekşidir. Peki vücuda ekşi giderse zararlı olur. Hemen ağza, damağa tükürük salgıla ki gelecek ekşi asit özelliğini sen tükürükle nötrleştir. Nötrleştirince o zaman vücuda zararlı olmasın diye daha limon gelmeden sıvı salgılanıyor. Limonun ekşiliğine karşı. Şimdi cinselliği de böyle seyrede de bu tür mesela videolar Allah Allah ya bu adam nasıl erkek kendisini kadın kendisini nasıl diye erkek hisseder diye bunlar ne demektir videosunu işte izlersen seyrede de sende de o tür haller gelişiyor işte. Başka peki girmek istemediğim başka bir şey de var. Eğer hormonu bozacak maddeler mesela mısır var ya mısır gedolu mısırlar var. Tamam mı? Mesela erkeklere bakın denize girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Kadın gibi göğüsleri var. Nasıl bu hale geldi? Yediği gıdalardan insanın fıtratını dört şey bozar veya düzeltir. Zaman, zemin, tam, libas. Ne demek o? Yediğiniz gıdalar bedeninizi değiştiriyor. Duygularınızı değiştiriyor, hissiyatınızı değiştiriyor. Giydiğiniz elbiseler, bulunduğunuz mekanlar, bir de yaşınız. Kendinizi farklı hissettirir. Yaş. Bulunduğunuz ortamlar sizi farklı hissettirir. Giydiğiniz elbiseler sizi farklı hissettirir. Yediğiniz gıdalar farklı hissettirir. Mesela örnek vereyim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, küçük çocukların hayasına dikkat edin. Yani örtün büyükler gibidir. Organ aynı organ. Çocuk bunu bilmiyor ama sen biliyorsun. Aynı organ. Başka? Üstad Bedüzan diyor ki insan yediği gıdalarla mizacı mütesir olur. Ha, sen rastgele her şeyi yersen rastgele duygulara sahip olursun. Peki hiç merak etmediniz mi ya? Denizde yüzerken erkekleri böyle yüzerken de denk geliyorsun da erkektir. Erkek erkek. Peki nasıl kadın gibi gözleri var? Nasıl? Bu hormon niye bozuldu böyle? Sana deniliyor ki bu gıda yeme. Önüne gelenen her şeyi yersen sen sığır mısın ya? Önüne mal konuyor, yeniyorsun. Niye yiyorsun ya? Hele yurt dışında. Hele gıda Türkiye'deki gıda sektörü Yahudilerin elinde. Ya dikkat et ya. Yeme kardeşim ya her şeyi. Rastgele yiyorsun. Mısır çok zararlıymış abi. Mısırı gedolu olduğu için göğsü genişletiyor da onun için söyledim. Mısır göğsü aktif ediyor. Ondan sonra Hollanda'nın yoğurdu var. Dana ne miydi? Neydi? Tamam. Dana ne miydi? Ne? He. O çocuklara çilekli yoğurtları var. Hepsinin içerisine o Hollanda Dana ne mi? Neydi? Ben reklam için demiyorum. Onların içerisine çocuk beyni arızalı olsun, Down sendromu olsun, fazla beyinleri çalışmasın. Ondan sonra başka önüne koyduğumuz telefonlarındaki programlar, oyunlara bağımlı olsun diye yoğurta, gıdalara, çizilere hormon kattıklarını biliyor musun? O çiziler var ya, bir de en çok kattıklarını söylüyorum, yoğurttan daha fazla. Coca-Cola'ya katıyorlar. Bir iç, kurtulamazsın. Bağımlılık yapıyor. Bağımlılık niye yapıyor? Sigaraya katıyorlar. Sigara tütün değil. Mesela usta da şey yapardı diyor falan. Kardeşim Adıyaman'da, Samsun'da yetişen
tarladan çıkan o tütün değil. O tütünü kimyasal reaktörler, reaksiyonlara tabi tutuyorlar. O sıvılara basıyorlar. Mesela sigara doğuttur, esrar doğuttur. Niye seni bağımlı kılıyor? O esrara ait maddeler Coca-Cola'ya konuluyor. Bu kadar İsrail'in bu kadar şeyi var denildi, adam niye kurtulamıyor? Çünkü madde var içinde. Şimdi ne yapar? Kafada, insanın kafasında 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat geliyor. İnsanın bu tahayyül ve tasavvuru serbesttir. Oraya kafir cinler musallat olursa, kafir cinler olursa kendini o cinsten hissedersin. Mesela diyelim ki cin seni, ben kendimi kötü hissediyorum. Lan sen kötü değilsin. Orada tasavvurunda zanların aktif ediyor cin. Yani iyi değilim. Ya sen değilsin bu ya. Adam kendisi, mesela cin kendisi değil. Bize kendimizi iyi olmadığımızı hissettiriyor. İnsan da şeytanla kendisini, cinle kendisini ayırt edemediği zaman ona musallat olan şeyin tesirini de bilemez. Onun için doktorlar cin ve şeytanı bilmiyorsa nasıl psikoloji tedavi edecek ki? Hepsine bedensel hormon bozukluğu diyor. Tamam da bu beden ve hormon bozukluğunu, organ bozukluğunu kim yaptı? Şu anda yeni yeni söylüyorlar bana Hasan abi. Söylüyorlar mı? Düşünce bozukluğu diye böyle bir tabir kullanıyorlar. Düşünce bozukluğu, epofiz, düşünce bozukluğu. Harika. Düşünce bozukluğu diyorlarsa, bak şimdi. Bir kadına, kadından çarpıcı örnek olsun diye. Kadın duyguları var. Eğer ona kadın cini, peri diyorlar. Kadına kadın cini musallat olursa erkeklik hormonlar aktif olur. Kendisini erkeklik hisseder. Ettirir gitsin diye erkeklik kaslar. Ve kadın kadınla beraber olma kadına kadın cinler musallat olduğu için. Erkeğe erkek cini musallat olursa o da bunun tersini hisseder. Tamam? Peki kadına erkek cini musallat olursa erkeğe düşkün olur. Erkeğe musallat olursa tersi kadın cini musallat olursa kadına düşkün olur. Yani ille böyle mi? Kardeşim fıtratını bozdu. Eşcinsel ne demek? Fıtratını bozdu. Ya kim bozdu ya? Ya yediği gıdalar, ya aldığı eğitim, işte annesinin, babasının evde bu tür iki fıtrat yaşanıyorsa, o tür şeyler konuşuluyorsa, o tür filmler seyrediyorsa, gıda bir, böyle eğitim iki, üç, cinler musallat olmuşsa bu adam kendisini niye farklı hissetsin? Elektrik gibidir kardeşim. Elektrik. Elektrik ruh gibidir. Ruh ne kadındır ne erkektir. Hangi taraftan veri geliyorsa, hangi taraf onu aktif ediyorsa kendisini öyle hisseder. Bir de Üstad Hazretleri şöyle bir tabi kullanıyor. Diyor ki biz hani sefaati diyor, irtikap eden bir şahsımane önüme dikildi diyor. Biz diyor sefaatin her nevini böyle yani yapmak istiyoruz. Yapmak istiyoruz diye böyle. Sen bize engel olma diyor. Bak sefahatın her çeşidini diyor. Her çeşidini diyor. Bak kadın kadınla, erkek erkekle sefahatın bir çeşididir. Aslın sıfyanı karşıma dikildi diyor. Sen diyor, senin diyor risalelerin diyor, bizim diyor hayat nizamımıza zıt. Niye? Biz sefahatın her çeşidini tatmak istiyoruz. Sufyan da böyleydi ha. Sufyan da çift cinsiyetliydi. Abi yine adamına dokundun abi ya. Ya bir şeye dokunmadım. Bir doğru bir şey söyledim. Tamam. Peki. İnşallah bu gece dersimiz inşallah şey olmuştur.